Sivas'ta muhalefete çattı, bunları kara trene beyine deyireyine Tokat mitinginin ardından Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak ile Sivas'a geçti. Sivas'ta muhalefete çattı, bunları kara trene beyine deyireyine Tokat mitinginin ardından Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak ile Sivas'a geçti. Sivas'ta Nuri Demirağ Havaalanı'nda partililer tarafından karşılanan Yıldırım, kent meydanında AK Parti İl Teşkilatı'nca düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, platforma eşi Semiha Yıldırım ile birlikte çıktı. Damatlık ve gelinlik ile mitinge gelen Usam ve Nurgül Acıpınar çiftiyle birlikte Sivaslıları selamlayarak bayramlarını kutladı. Sivas'ın tarihi şanla şerefle yazdığı şehir olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, Sivas, 1936'da Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreterek, ülkemizin ufkunu açan Nuri Demirağ'ın şehridir. O günkü CHP zihniyeti uçak fabrikasını kapattı. Nuri Demirağ, 8 uçağı yurt dışına satmıştı. Batırdı fabrikasını kapattılar. Şimdi CHP'nin adayı da aynı şeyi söylüyor. AK Parti ne yaptıysa, yıkacağım, diyor. Yiğidolar, gün bugündür. Bunlara gününü göstermeye var mısınız? Bunlara sandıkta hak ettikleri dersi verecek misiniz? Dedi. Sivas'ın ömrünü Türkiye davasına adamış Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olduğunu, milli mücadele kararının verildiği şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nde delegelerin milli iradeyi hakim kılmayı esas aldıklarını hatırlatarak, bizi gezdiren de aynı ruhtur, Kuvayi Milliye ruhudur. Dün ecdadımız Kuvayi Milliye ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtı. İstiklalimizi, bağımsızlığımızı kazandık. Bugün de millet olarak biz istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz, diye konuştu. AK Parti taş üstüne taş koydu. 15 Temmuz'da Türkiye'nin varlığına kasteden FETÖ'ye karşı 81 milyon vatandaşın bir ve beraber olduğunu, o gece ay yıldızlı bayrağın inmediğini, ezanların dinmediğini ifade eden Yıldırım şöyle konuştu. Alçak FETÖ'cülere gereken dersi verdik. Siz de bu meydandaydınız. Siz de Cumhurbaşakınıza, Başbakanınıza, hükümete sahip çıktınız. Sağ olun, var olun. 24 Haziran'da inşallah bir kere daha ülkemiz ve geleceğimize sahip çıkacaksınız. Cumhur İttifakı karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin, bu milletin yararına hiçbir iş yapmışlar mı? Hiçbir hayır sözleri var mı? Memleketin hiç bir yerinde, biz de şunu yaptık, şu eserimiz var, diyebilirler mi? Diyemezler. Çünkü yaptıkları bir şey yok. Bunlar yıllarca laf üstüne laf yaptı. AK Parti yıllarca taş üstüne taş koydu. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları, torunlara bırakmadık. Bunların Sivas'ta bir dikili ağaçları var mı? Kanal İstanbul yapılacak, yaptırmayız. Nükleer santral yapılacak, yaptırmayız, diyorlar. Yerli otomobile ne gerek var, diyorlar. Size ne gerek var? 24 Haziran'da, size de gerek yok deyip, mührü vurup, bunları yolcu ediyor muyuz? Bugüne kadar memlekete hayrı dokunmayanlara yiğidolar geçit verir mi? Bunları kara trene beyine deyireyine, AK Parti döneminde yapılan hizmetlerden bahseden Binali Yıldırım, buna karşın muhalefetin ülkeye hizmet dertleri olmadığını savunarak şöyle devam etti. Adayların durumu evlere şenlik, ağızlarından yapmak, üretmek, planlamak diye güzel bir söz duyduğumuz, yok, AK Parti 16 yıldır gece gündüz demeden, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye hizmet ediyor. Bugüne kadar Türkiye'ye 284 bin derslik yaptık, 1245 yeni hastane yaptık.
817 bin toplu konut yaptık. Peki bu yıkım ekibine soruyorum. Siz ne yaptınız? Bunları yıkacak mısınız? Bu yıkım ekibine hak ettikleri cevabı verecek miyiz? 585 bin yeni öğretmen atadık. Siz gelince bunları işten mi çıkaracaksınız? 131 yeni üniversite açtık. Sivas'a ikinci üniversite sözü verdik. Açtık mı? Bilim Teknoloji Üniversitesi Sivas'ımıza hayırlı olsun. Vatandaşımıza hızlı internet getirdik. 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DEAŞ'çılar, aklınızı başınıza alın. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Hızlı treni hayal olmaktan gerçeğe dönüştürdük. İşte Sivas'ın da hızlı treni yaklaşıyor. 2019'da inşallah Sivas'tan Ankara'ya hızlı trenler gideceksiniz. Bunları da kara trene bindirelim. Tıngır mıngır gitsinler. Tamam mı? Hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mı? Yıldırım, Sivas mitingi sırasında hızlı trenin daha hızlı göçe neden olacağı açıklamasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu da isim vermeden eleştirerek, birisi diyor ki, hızlı tren Sivas'a iyi değil. Niye yapılıyor, diyor, bir de kendisi Sivaslı, hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mıdır, Allah ıslah etsin, Allah yardım etsin, ne diyeyim, dedi, AK Parti'nin 15 yılda bütün illere doğalgaz getirdiğini ifade eden Yıldırım şöyle devam etti. Peki siz ne yaptınız bu ülkeye? Onu soruyorum. Hangi hizmetiniz var? AK Parti ihracatı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkarttı. Türkiye 3 kat büyüdü. Siz ne yaptınız? Neyi vaat ediyorsunuz? Marmara ile iki kıtayı deniz altından birleştirdik. Ecdadımız Fatih gemileri karadan yüzdürdü. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları tren ve arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur. Ecdadın torunlarına yakışan da budur. Türk milletinin boş söze kulak asmayacak kadar basiretli olduğunu dile getiren Yıldırım, 24 Haziran'da yıkım ekibine dur demeye var mısınız? Türkiye'nin kalkınmasından gocunanlara hak ettiği cevabı verecek misiniz? Türkiye'yi her fırsatta dışarıdakilere, yabancılara şikayet edenlere hak ettikleri cevabı verecek misiniz? Türkiye sevdalısı Erdoğan'ı Sivas'tan rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Bu arada hemşehrinizi de unutmayın. Cumhur İttifakı'na güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? Yaparsa AK Parti yapar diyecek miyiz? Aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyecek miyiz? Diye konuştu. Kente yapılan hizmetleri de anlatan Binali Yıldırım, 16 yılda 27 katrilyon yatırım yapıldığını, şehrin ihracatının 8.5 milyon dolardan 93 milyon dolara çıktığını söyledi. 80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını 15 yılda yaptıklarını belirten Yıldırım, ikinci üniversitenin kurulduğunu hatırlattı. Yıldırım, konuşmasının sonunda ise Haziran ayında iki bayram yaşadıklarını belirterek, birincisi, oruçlarımızı tuttuk, mükafatını aldık, Ramazan bayramını hep birlikte kutladık, ikinci bayram 24 Haziran seçim zafer bayramıdır. Bayramımız mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Bugün bizi ihya ettiniz, mutlu ettiniz, Allah sizi de mutlu etsin. Bahtınız açık olsun, dedi, miting sonunda milletvekili adayları ile birlikte partilileri selamlayan Başbakan Banali Yıldırım ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. FETÖ Yumuşak YRAFLİ Hüsnü Ümit Avcı İrfan ÖZŞKER Sivas DHA yorumları görevlisi 0.